Öyle bir olun ki, öyle bir olun ki çocuklarımız, nesilleriniz kahve köşelerinde, futbolun peşinde, bilgisayarın başında heba olmasın. Şu Kudüs'e takımının yenilmesi kadar üzülmeyen adamlar var. Göğüsü dava adamı ama takımına daha çok dertli. Ben hiçbir zaman takım da tutmadım, bilmem de anlamam da futboldan. Ama gelecek nesillerinizi şu anlattığım son perdeye göre yetiştirin. Neslinizin hayırlı olmasını istiyor iseniz bir dinini iyi öğreteceksiniz. Sosyal medyada görüyorsunuz ya, Subhaneke'yi bilmeyen Müslümanlar var. Kelime-i şehadeti bilmeyen, guslü bilmeyen Müslümanlar var. Böyle bir şey değil Müslümanlık. Ben Müslümanım demekle biten bir şey değil. Okul değil bu, adımı yaz girdim içeri. Şartları var. Bir, dindar yetiştireceksiniz. İslam'ı iyi bilecek. İki, tarihini çok iyi öğreteceksiniz. Tarihini bilmeyen bir nesil geleceğe de bakamaz. Ondan sonra biri çıkar, öldükten sonra cesedini yaktırıp boğaza döktüren bir adam, bir kadın çıkar, Muhteşem Yüzyıl diye bir film çeker, bizim çocuklarımız tarihi oradan öğrenir. Kanuni evlat katili, Hürrem Sultan'ı bir fuhşiyat dolu bir kadın diyebilir. Gidin Filistin'de Hürrem Sultan'ın yaptırdığı medreseleri bir görün bakalım. Camileri görün Şam'da. Üç, edebiyatını iyi bildireceksiniz. Kendi dilini, lisanını ve öz ve adetlerini iyi bilecek. Allah neslimizi muhafaza eylesin.